Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, içinde bulunduğumuz gün ve gece Mevlid Kandili. Öncelikle tabii bizi izleyenlerin, dinleyenlerin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Bununla ilgili sorumuz var. Şimdi Mevlid, mesela Mevlid Kandili diyoruz ya, niye Mevlid? Mevlid ne demek? Bunu bize anlatabilir misiniz? Ve Mevlid Kandili bize neyi hatırlatması lazım? Neyi kutlamamız lazım? Ve bu sebepten dolayı da bu kandil kutlanmaktadır? Bunu bize izah edebilir misiniz? Estağfurullah. Musa Bey, Mevlid doğum zamanı, doğum günü. Doğmak. Zaten doğum gününü kutlamak da Müslümanlardan geçmiş Hristiyanlara. Doğum günü kutlamanın mahsuru yok yani. Hayır, yok. Çünkü biz Peygamber Efendimiz'in doğum günü. Mevlid Kandili doğum günü zaten. Peygamber Efendimiz'in doğduğu. Doğum günü. Onu kutluyoruz. Onu kutluyoruz. Hani demin sordunuz ya, çünkü kitaplarda bu diyor ki her peygamberin ümmeti kendi peygamberin doğum zamanını bayram yapmıştır. Hristiyanlar da aynı şekilde 1 Ocağı, 31 Aralığı İsa Aleyhisselam'ın doğum zamanı diye kutluyorlar ya. Evet. Doğum zamanı diye kutluyorlar. Halbuki yanlışmış o. Peygamber Efendimiz'in İsa Aleyhisselam doğum zamanında bir yanlışlık yok. Evet. Ama öbürüsü kayda geçmemiş. Hatta söyleyiver. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dünyayı teşrifleri miladi 571 deniyor. Halbuki Resul olan peygamberler arasındaki zaman farkı 10 asır diye geçiyor. 1000 yıl. 1000 sene. Şimdi 6 asır gözüküyor. Yani 300-400 sene bir kayıp var yani. Evet. Ki bugün Hristiyanlar hani bir kurcaladılar, baktılar falan. Baktı ki olmayacaklar, kapattılar onu. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumunu sıfır kabul ediyorlar. Yani buna göre işte 2022, 2023, 2024 böyle başlıyor. Oradan başlamışlar. Şimdi sıfır kabul ediyor. Sıfırdan önce İncil'e rastlıyorlar. Yani İsa Aleyhisselam dünyayı teşrif etmeden önce bir İncil gelmiş. Baktılar ki yani yaptıkları hesap sakat, üstünü örttüler. Yani yanlış. İmam Rabbani Kutsal Sözleri de aynı şekilde o yanlışlığı iş yapıyor. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın doğumu da bellidir. Ne zaman olduğu kesindir. Ondan sonra hicreti. Hicri takvimde de herhangi bir hata söz konusu değil. Yaptıkları bütün her şey kaydedilmiş Ashab-ı Kiram tarafından. Şimdi her peygamber ümmeti kendi peygamberin doğum zamanını bayram yapmışlar. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam doğum zamanını bayram yaptılar. Ya bundan rahatsız olanlar var. Mesela Vehhabiler rahatsız, mezhepsizler rahatsız, zındıklar rahatsız. Efendim böyle bir kandil yok falan. Böyle bir kandil. Şimdi tek kaynak Kur'an değil mi? Tabii tek kaynak Kur'an deyince o zaman 5 vakit namaz da yok orada. Öğle namazı kaç rekat Kur'an-ı Kerim'de yok. Ne okuyacağım namazda? O da yok. O zaman namaz yok. Değil mi? Yok. Öyle. Öyle yani. O mantığa göre. O namaz yok. Halbuki İslamiyet'in 4 kaynağı var buyuruyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi hadis-i şerifler, sünnet-i seniye. Üçüncüsü Ashab-ı Kiram'ın bir konudaki ittifakı. Ya Resulullah Efendimiz'i gördüler. Peygamber Efendimiz böyle yaparken biz gördük diyor. Abdesti böyle alırken biz gördük. Namaz böyle kılarken gördük. Bunlar ittifak halinde bildiriyorlar ittifakı. Dördüncüsü de müçtehit alimlerin bu üç kaynakta göremedikleri bir şeyi bu üç kaynakta birisine benzeterek aynı şekilde kıyas. Kitap, için, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fuka. Dörttir, delili. Tek değildir yani. Bunu söyleyenler kasıtlı söylüyor ve İslamiyet yok etmek için söylüyorlar. Kendi kafalarına göre işte ben Kur'an'ı böyle anladım, işte ben böyle anladım. Hadis-i şerif gelince onun aslı yok. Böyle konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevahibille Diniye'de de geçiyor. Hatta bir tanesi yazmış Osman Ünlü böyle böyle anlatıyor bunlar safsata falan diye. Baktım sonradan Vehhabi. Vehhabilerin tahammülleri yok zaten. Peygamber Efendimiz'e edilmesine. Suudi Arabistan'da mesela izini bile bırakmayacaklar evet. Da işte o güçleri yapıyorlar. Korkuyorlar. Onun için şey yapıyorlar. Eskiden daha katılardı, şimdi biraz yumuşadılar. Şimdi Ashab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz toplar doğum zamanında olan hadiseleri kendileri de anlatırmış. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum gününü kendisi anlatıyor. Olan hadiseleri de anlatıyor. Hazreti Amine validemiz de doğum zamanında olanları anlatıyor.
Ve Hazreti Abdülmuttalib'den dedesinden nakiller var. Mesela Şevahid-i Nübüvve kitabında, Mevahib-i Ledine'ye girdi kitaplarda, uzun uzun bunlar anlatılmış. Uzun uzun anlatılmış. Nelerin vücuda geldiği. Mesela mesela bir kadın dinliyor falan. Olmaz diyor böyle şey. Hazreti Amine validemiz doğum sancısı çekmemiştir. Doğum sancısı çekmemiştir. Şimdi efem olur mu? Niye olmasın? Niye olmasın? Hem diyor benim aklım almıyor falan. Şimdi Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı babasız yarattı. Olmaz diyor. Ya be arkadaş, Adem Aleyhisselam da anasız babasız yaratıldı ya. Ana da yok, baba da yok. Tamam mı? Ana da yok. Hazreti Ava validemizin de annesi de yok, babası da yok. Babası da yok. Cenab-ı Hak dileseydi bizi analı babalı değil de topraktan ot biter gibi de yaratırdı. Yani. Ama öyle dilememiş. Leylek de getirdi. Leylek getirdi. Leylek getirdi. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilen bir zatın dünyaya teşrifleri en büyük bayramdır. Mevlid Kandili bu sevinci dile getirmenin aynı şekilde tezahürüdür Resulullah Efendimizin. İslam alimlerinden İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani Hazretleri buyuruyor ki Mevlid günü ve gecesi mübekkeldir. Yani şerefli, kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah Efendimizin doğumu için sevinmek cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bunun gibi Mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, davet olunan ziyafetlere de gitmelidir buyurdu. İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani Hazretleri. Şimdi Vehhabiler ve mezhepsizler böyle İslam alimlerine düşmandırlar. Niye bunu böyle söylüyorsun falan. Hatta Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri buyuruyor ki Mevlid kasidelerin okunduğu yere bela gelmez buyuruyor. Bela gelmez. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşriflerinde amcası Ebu Leheb işte cariyesi doğum yapmış, sütü var. Peygamber Efendimiz'i emzirmek üzere gönderdi. Ve dediler sevincinden. Ki... Sevindi. Yeğenin oldu. Ve dedi yeğenin oldu dediler. Sevindi, sevincinden gönderdi. Şimdi Hafız bin Cezeri Hazretleri buyuruyor ki Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu sorulunca kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiül Evvel ayının 12. gecesi azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bana müjdelemişti. Ben de sevincimden onu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için azabım hafifliyor dedi. Tamam mı? Mesela bunları duyunca kuduruyor. Ya niye kuduruyorsun da arkadaşım ya? Niye kuduruyorsun? Yani Allah-u Teala öyle sevgili yaratmış ki benim sevdiğimi, benim sevgili olarak yarattığımı seveni affedin buyuruyor. Sana mı soracak, bana mı soracak Cenab-ı Hak? Değil mi? Öyle. Mülk onun. Benim sevdiğimi sevdin mi? Nice böyle kafirler ona muhabbet ettiği için Allah-u Teala imanını isap etmiş, hatta evliyalık ihsan etmiş. Daha önce müşrikken. Eshab-ı kiramın hayatı belli ya. Onu sevdiler, canlarını ortaya koydular. Dolayısıyla Hazreti Ali de Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet verip Mevlid-i Şerif okumasına sebep olan dünyadan imanla gider buyuruyor. Şimdi Hazreti Ali'ye takacak kafayı. Sen niye böyle söyledin? Değil mi? Mevlid okumak ibadet. Mevlid Peygamber Efendimiz'e anlatan şeyleri, ilahileri falan okumak. Mesela Mevlid nesir halinde, şiir halinde. Evet. Mesela Süleyman Çelebi şiir halinde anlatmış. Evet. Peygamberimiz doğum zamandaki olan hadiseleri anlatıyor. Mevlid kasidelerinden Murat o. Mesela Abdurrahman Camii Hazretleri de nesir halinde anlatmış. Düz. Mesela açarsın evde Şevahid-i Nübüvve kitabını, doğum zamanını, oradan okursun. Mevlid okudun. Ezgili bağırarak okuman şart değil. Kalıplara uydurman da şart değil. Sevap yani bu, değil mi? Sevap tabii. Çünkü senin muhabbetin artacak orada. Veya Mevahib-i Ledine'de. Aynı şekilde detaylı böyle siyer kitaplarında uzun uzun bunlar anlatılmış. Yani nesir halinde okumak da, şiir halinde yazılmış olanları okumak da mevlid okumaktır. Yani mevlid doğum zamanı olan hadiseleri anlatıyor. Ve bunları duydukça insan muhabbeti artar, sevinir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz daha çok salavat-ı şerife getirir, onun sünnetini niyetini yerine getirmek için gayret eder, sadaka verir ve sevindiğini belli eder. Çoluğuna çocuğuna da anlatır. Bütün bunların hepsi
bizim artı hanemize yazılıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala hazretleri Resulullah Efendimizin doğumuna dair yazılanların okunması için bir dirhem harcayan cennette bana arkadaş olur. Hazreti Ebubekir buyuruyor. Hazreti Ömer Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet veren İslam'a kıymet vermiş olur. Hazreti Osman Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi için bir dirhem harcayan sanki Bedir ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevap kazanır. Hazreti Ali'nin sözünü de biraz önce naklettik. Hulefa-i Raşidin böyle buyuruyor. İslam alimleri böyle buyuruyor. Sen diyorsun ki ben bunları kabul etmiyorum. Evet, mesele etme arkadaşım. Zorla aynı şekilde kabul ettirme değil. İkna merkezi değil zaten aynı şekilde. Ama doğrusu bu. Doğrusu bu. Sen yanlış yoldasın. Allah-u Teala sana da hidayet versin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Bugün Mevlid Kandili demiştik baştan. Tekrar bütün dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalınız efendim.